Arkadaşlar şimdi minyatür kısmına geldik. Burası İstanbul Küçük Su Kasrı'ymış. Abdülmecit 1857 yılında yaptırmış arkadaşlar. 3 katlı kasır. Abdülaziz'i zenginleştirmiş. Konya Karatay Medresesi arkadaşlar. Burası da Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Kekavuz zamanında Emir Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırılmış arkadaşlar. Ne görüyorsanız arkadaşlar gerçeğiyle birebir aynı. Bunları ben çektim. Birebir aynı, birebir. Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteni. Bakın burası Bedesten. Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından Rum Mehmet Paşa'nın İstanbul Rum Mehmet Paşa Camii ve Medresesi vakıf olarak inşa ettiği bilinmektedir. Bedesten Beşik'ten yani Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteni. Selçuk İsa Bey Camii 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından Mimar Ali inşa ettirmiştir. Hafsa Sultan Camii ve Külliyesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Hafsa Sultan az önce de işledik. Kani Sultan Süleyman'ın annesi. Onun tarafından yaptırılmış burası. 1513-1507 yılda yapılmış. Mimar Acem Ali'ye yaptırılmış arkadaşlar. Cami, medrese. Bakın şöyle. Cami. Evet. Cami, medrese, çifte hamam, Darüşşifa. Bu kadar güzel bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Gerçekten çok güzel. Gibi gidiyor. Bakın. Manisa Yedi Kızlar Türbesi. Yedi tane sandıkı nedeniyle Sivrikör Kemer Nişilen içerisinde bulunan yedi sandıkı nedeniyle türbe yedi kızlar türbesi denmiştir. İçinde bulunan yedi sandıkının Gülgün Hatun ve diğer hanedan mensuplarına ait olduğu düşünülmektedir. Yedi tane hatun. Evet arkadaşlar Manisa Hatuniye Camii ve Külliyesi. Gerçekten çok güzel. Gerçek gibi ya. Arası yakalan tamam. Al orada bak arkasındayım sana bakıyorum. Kurşunlu Han. Buraya gitmek istiyorum zaten. Kurşunlu. 29 san dükkan varmış burada. Sivas Divri Ulu Camii. Kütüphanesi. Fatih Sultan Mehmet'in Sofracıbaşı'sı Çeşnigir Sinan tarafından yaptırılmış. Sofracıbaşı bile görüyorsunuz cami yaptırmış. Manisa Mevlihanesi. Mevlihane duruyor. Ulu Cami Külliyesi'nin daha evvel Mevlihane yapılmış ama dingilip geçen önce ağırlanması bir Mevlihane'ye yönetilir.
Fan gibi kullanılmış burada. Bu camiyi çekerken onu da göreceğiz zaten. Manisa Şehzadeler 22 Sultanlar Türbesi. Yıldırım Beyaz'ın oğlu Şeyin Şah tarafından Şehzadelerin Manisa'da valilik ettikleri yıllar arasında ölen kız erkek çocuklarının gömülmesi için yaptırılmış. Sekizgen planlıdır ve üzeri kubbeyle ölçülür. Kubbeye prizm falan filan. İçindeki sandukalardan 8'i kavuklu erkek, 14 tanesi çocuk ve kadınlara ait. Hatun Camii ve Külliyesi. Bu külliye. Bu da cami. Minare var. Cami. Kubbeler var. Külliye. Manisa İshak Çevre. Ulu Cami ve Külliyesi arkadaşlar. Buraya gideceğiz. Özellikle çekeyim bunu. Ulu Cami Külliyesi Saruhanoğlu İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin içerisinde cami, medrese, türbe, hamam ve mevlihane yer almaktadır. 1366 tarihinde İlyas oğlu İshak Çelebi tarafından yaptırılmış. Beylikler döneminin en önemli camiymiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, boylu boyunca külliyeler ve camiler. Evet, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi. Biliyorsunuz, Mimar Sinan'ın mesleğinin en tabını yaşadığı ve bunu bizlere gösterdiği, ustalık eserim olarak tanımladığı Selimiye Camii arkadaşlar. Büyük Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin minyatürü. Minyatür bile büyük. Şurada, şurada. Birebir aynı arkadaşlar. Pencerelerine, kıvrımlarına, bütün sayılar aynı. Manisa Sarayı. Sultan II. Murat tarafından şehrin kuzeyinde inşa ettirilen saray. Şehzadeler Sarayı adıyla da biliniyor burası. Sonra hep eklerle genişletilmiş burası. 16 tane şehzade bu sarayda yaşamış. Topkapı Sarayı'na alınmasıyla birlikte şehzadeler kenti kimliği yitirmiş. Hızlı tahrip olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda da tamamen yıkılmış arkadaşlar bu saray. Şu anda yok. Ama 16 tane şehzade burada yaşamış. Görüyorsunuz. Evet. Minyatürlerimiz bitti arkadaşlar. Şehzadelerimiz zaten bitmişti. Şehzadeler Parkı'nda vakit geçirmenizi size tavsiye ediyorum. Çocuğunuzla da gelip vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten görülmeye değer. Şimdi arkadaşlar bayraklarımızı size gösteriyorum. Bunlar nelerin bayrakları diye soruyorsanız şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın imparatorluğu kurucusu Balemir. Milattan sonra 375. Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, Büyük Selçuklu, biliyorsunuz Uygur Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Babür İmparatorluğu, Harzemşahlar, Altın Ordu Devleti, gördüğünüz gibi
Büyük Timur İmparatorluğu, sonrasında Osmanlı İmparatorluğu, kurucumuz Osman ve Türkiye Cumhuriyeti, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar buyurun. Türk bayrağımız ve diğer bayraklarımız. Bugüne kadar kaç? 3, 6, 9, 12, 15, 17. Bu şekilde size Şehzadeler Parkı'ndan veda ediyoruz. Şehzadeler kentimizin tarih, kültür ve turizmine katkı amacıyla yaptığımız bu müstesna eser Şehzadeler Belediye'mizin çocuklarımıza ve halkımıza armağanıdır. 2018 Aralık 30'da yaptırılmış Ömer Faruk Çelik Şehzadeler Belediye Başkanımız tarafından. Şehzadeler Parkı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Videolarımızı umarım beğenirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Annesi hoşça kaldı. Hoşça kalın.